Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin kamuoyunun uzun süredir beklediği müjdeli haber BMC grubundan geldi. 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 17 civarında Arifiye'de yapılacak bir törende yeni Altay tankımız, çünkü yeni lafını birazdan açacağım, yeni Altay tankımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne test amaçlı olarak teslim edilecek. Bu büyük bir gelişme. Esasında son yıllarda İHA, SİHA teknolojilerinin gelişmesi, seyir füze teknolojilerinin güçlenmesi çerçevesinde askeri alanda gerçekleşen tartışmalarda nedense tankların artık modası geçti mi soru işareti çok sık tekrarlanıyordu. Zırhlı araçlar da tartışılıyordu. Yani küçük, daha hareketli ve daha şehir savaşına göre planlanmış orduların 21. yüzyılda çok daha önemli ilerlemeler kaydedeceğini savunan görüşler hakimdi. Ben bu görüşlerin bir kısmına bugün de katılıyorum ama bazı çekincelerle. Yani esasında doğrudur. Artık Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz gibi savaşlar ne yazık ki şehirlerde yaşanıyor. Yani Ukrayna'da Bahmut Savaşı dediğin şey bir şehrin yok olmasıdır. Veyahut Melitopol Savaşı dediğin şey yine bir şehrin yok olmasıdır. Yani artık insanlığın şehirleşmesi, metropollerin büyümesi savaşların alanının da değişmesine neden oldu. Eskiden işler biraz daha kolaydı. İki dev gibi ordu bir ovada karşılaşırlar. Kılıçla, kalkanla veya tankla, tüfekle savaşırlardı. Sonrasında o bölgeler işgal edilir veya edilmezdi. Şimdi öyle değil. Savaş doğrudan doğruya şehrin içinde oluyor. O yüzden çok sayıda uzman ağır tankların, ağır tank yapılarının şehir savaşlarında kolay malzeme vurulabilir kimlik kazanması nedeniyle bunlardan vazgeçilmesi, daha hafif zırhlı araçlarla bir tür özel kuvvetler komutanlığı askerlerinin özel harekatlarının yolunun açılması gerektiğini savundular. Ama Ukrayna Savaşı yine bize gösterdi ki tank ve zırhlı araçlar önemli. Yani bir alan savaşı yaşanıyorsa sonuç itibariyle son sözü çok özür dilerim. Son sözü piyade veriyor, söylüyor ve Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz kadarıyla daha düne kadar yeni çağın savaş teorileri üzerinde çalışan pek çok uzmanın efendim topçu bataryaları iyi güzel ama işte tanklar bence falan dedikleri bütün o araçlara ihtiyaç duyuluyor. Bakın Ukrayna bir genel taarruza kalkışmaya hazırlanıyor yakın gelecekte. Bütün dünyadan tank topluyor. Yani kendi tankları yeterli değil. Ayrıca eski Sovyet teknolojisi tankları, mesela Leopard 2'leri alıyor veya Bradley'leri alıyor. Yani sonuç itibariyle bir taarruza kalkışacaksanız, topraklarınızı büyük bir düşman grubuna karşı koruyacaksanız tanklara ihtiyacınız var. Bizim SİHA'larımızın yani Bayraktarların büyük ölçekte tank ve zırhlı araca sahip, o da eski Sovyet teknolojisi, Ermeni ordusuna karşı olağanüstü başarı göstermesinin nedeni birkaç nedene dayanıyor. Birincisi güçlü SİHA'larımız var. Gerçekten o software'i yani bilgisayarı çok güçlü, elektronik harbe karşı çok dayanıklı bir kimliği var. İkincisi evet tankı vardı, zırhlı araçları vardı Ermenilerin. Ama hava savunma sistemleri güçlü olmadığı için bir anda apışıp kaldılar ve biz tek tek hepsini, tanklarını, toplarını avlama şansına sahip olduk. Ama şimdi artık dünya öyle değil. Mesela Altay tankı.
İHA uçurma yeteneğine sahip. Yani insansız hava aracını komutan kendi tankının içinden yollayabiliyor. Küçük keşif yapıyor, etrafa bakıyor, karşıda, yukarıda, havada, yerde ne oluyor, ne bitiyor. Yani tank kendini koruma yeteneğine sahip. Bunu Türkiye geliştirdi. Yani o küçük İHA'ları biz tanklara yerleştiriyoruz. Küçük ama yani öyle saldırı amaçlı değil. Tank komutanı bir yandan İHA'yla kendi yeteneği çerçevesinde çevre. Çünkü Rus ordusu konvoy halinde girdi Ukrayna'ya arkadaşlar kuzeyde. Ormanlık bölgeden sanki babaların evinde gidiyorlar. Oğlum o ormanlık bölgenin içi adam dolu. Omuzdan atmalı javelinlerle koskoca bir Rus ordusunu dağıttılar. Ama tabii iyi bir komutan, iyi bir tank komutanı buna izin vermez. O keşfini yapar, düşmanın nerede olduğunu görür, oraları ateşe tutar, dev gibi topuyla patlatır gider yani. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi BMC'nin bu Altay tankı macerasının böyle biraz uzun sürmesinin nedeni Almanya'nın bize çıkarmış olduğu büyük bir zorluk. Yani Almanya ikide bir işte bizim işte ihracat engelimiz var diye sonuç itibariyle motorunu vermemeye çalıştı. Veya verse bile ambargo uygulayacak bir biçimde vermeye kalktı. Arkadaş ben tank yapıyorum, motorunu senden alıyorum. Sen onun için o çipi koyup da efendim sen benden izinsiz o harekatta onu nasıl kullanırsın diyemez. Ben milli ve egemen bir devletim. Nasıl kabul ederim böyle bir şey? Saçmalık. Ama bizim ihracat modelimiz bu. O zaman senden almadım. Ne yaptılar? Çok doğru bir karar aldılar. Bir defa operasyonun yani Altay tankının CEO'luğuna değerli genç dostum Murat Yalçıntaş'ın seçilmesiyle beraber benim içim rahatladı zaten. Murat Yalçıntaş çok kıymetli yetişmiş bir adam. Ve işini de çok iyi bilen bir CEO. Nitekim hızlandırdı. Bütün o eski birikmiş hataları temizledi ve yepyeni bir Arifiye'de büyük bir test alanı içinde hızlandıran adımları attı ve çok doğru bir kararla Güney Kore'ye yöneldi. Güney Kore bizi kardeş bilen bir devlet. Çünkü bugün Güney Kore varsa onun topraklarında yatan yüzlerce şehidimiz adına Güney Kore var. Ve orada esas olarak bizim en büyük eksiğimiz olan tank motoru ve şanzımanı meselesini Güney Kore ile çözdük. Niye çözdük diyorum? Çünkü BMC Power yani BMC'nin motor üreten ünitesinin zamana ihtiyacı vardı. Esasında BMC Power Batu V12 motoru şu anda hala test devam ediyor. Türk mühendis ve işçisinin ürettiği ilk 12 silindirli 1500 beygir gücünde bir motorumuz var bizim. Yerli, milli. Test devam ettiği için olayı hızlandırma amacıyla aynı tip bir motoru biz Kore'den Hyundai Doosan üretimi DV27K dizel motorunu aldık. İlk etapta 2024 yılı itibariyle seri üretime geçildiğinde bir müddet Güney Kore motoru ve şanzımanıyla devam edecek. Oradan SNT Dynamics EST15K şanzıman da ithal ettik. Fakat sonrası 2025-2026 sonrasında BMC Power bu sözünü ettiğim tank motoru yerli ve milli tank motorundan yılda 1000 adet üretme kapasitesine sahip. Helal olsun. Ve zaten yılda 1000 adet tankta üretmek güzel bir kavramdır. Yani öyle böyle bir kavram değildir. Böylece kendi modern ve gerçekten yeni nesil bir tankımızı üretmiş oluyoruz. Bunu ben Milli Muharip Uçağı TCG Anadolu'ya çok benzetiyorum. Kızıl Elma'ya çok benzetiyorum. Çünkü ilk üretilen prototiple hiçbir alakası yok artık bu prototipin. Yepyeni yeni bir
prototip üretildi. Hem alt savunma sistemleri, hem silah sistemleri, uzun uzun anlatmayayım, yarın falan öbür gün anlatacağım. Böyle büyük bir sistem içinde gelişen bir yapı. Onun için yeni Altay tankı diyoruz. Yeni Altay ilk prototiple pek fazla alakası olmayan bir şey. Otomatik doldurucuyla insansız kule ürettik. Farklı cins ve çapta tabii ki silah, bunların tamamı bize ait. Yani bizim üretimimiz. Düşük ağırlığı var, yüksek hareket kabiliyeti var. Bu yapısıyla şehir savaşlarında da kullanılabilir bir kimlik. Ayrıca daha detayları vereceğim bu açılış çerçevesinde. Zırh ve plakaları çok bor hidrokarbürle bağlantılı, olağanüstü güçlü zırh kimliği olan bir şey. Yani mürettebatı koruma kapsülü ayrı bir öykü oldu. Çok şükür onları çok iyi koruyacağız inşallah. Ve esasında İHA kullanım yeteneğini de uzun uzun anlattım. Pazar günü ben de Allah sağlık verirse tabii bu teslim töreninde olacağım arkadaşlar. Bugünden sizlere bir cumartesi gününden bir müjdeyi vereyim istedim. Yarın da orada yerinde göreceğim. Çok heyecanlıyım. Ve heyecanlı olduğum zaman da güzel yayın yapıyorum, biliyorsunuz TCG Anadolu'da da gördünüz. İnşallah bu yapılan işler önümüzdeki 50, 60 yılı, 70 yılı kapsayan işler. Yani bir tank üretmek demek, neresinden baksanız geleceğinizin 50 yılını, 60 yılını, 70 yılını rahata erdirme anlamına geliyor. Emeği geçen herkese de buradan milletim adına teşekkür ediyorum. Murat Yalçıntaş ve kadrosuna da çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bugünleri yaşattığı için. İnşallah onlarla özel görüşmelerim ve tankı özel tanıtımlarım da inşallah olacaktır. Hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın.